Ben arkadaydım, ben öne geçmiş. Arkandırma kamerayı, arkandırma. Bravo! Bu etkinlik bizim açımızdan iki yönden çok önemli. Bunlardan bir tanesi çocuklarımızı, gençlerimizi buraya biz çağırdık, topladık. Onlara doğayı, çevreyi korumanın önemini göstermiş olduk. Hep birlikte bunu tekrardan idrak etmiş olduk. İkinci husus ise Hazar Gölü'nün etrafının her daim temiz kalması gerektiğini tekrardan vurguluyoruz. Tekrardan herkese hatırlatıyoruz. Biz bu husustan Sivrice'nin yöneticileri olarak son derece rahatsızız. Vatandaşlarımız buraya geliyorlar. Türkiye'nin her yerinden insanlar burada kamp yapmaya, piknik yapmaya, yürüyüş yapmaya, işte dalış yapmaya geliyorlar. Ancak karşılaştıkları manzara her zaman şaşırtıcı olmuyor. Ancak bunun sebebi kimdir? Bunun sebebi yine bizleriz. Vatandaşlarımız burayı kirletiyor ve 20 kilometre uzunluğundaki, 5 kilometreden fazla genişlikteki bu koca gölün etrafını ufacık bir bütçeye ya da az sayıda elemana sahip bir belediyeden ya da kaymakamlıktan burayı temizlemesini umuyorlar, bekliyorlar. Bu son derece yanlış bir uygulama. Kaldı ki elinizde binlerce insan dahi olsa bu kadar geniş bir alanı, ki az önce yaptığımız tatbikatta biz yüzlerce kişi ufacık bir sahili bir saatten fazla sürede temizleyemedik bile. Başaramazsınız. Elinizdeki imkanlar buna yetmez. Dolayısıyla temizliği, çevreyi korumayı, doğayı korumayı yapacaksak bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Hazar Gölü de malum Elazığ'ımızın tek bölgemizin tek nadide güzel yerlerinden biridir. O vesileyle de çok yoğun hem günübirlik olmak kaydıyla hem de bunun dışında sürekli ikamet eden yaz aylarında insanlarla dolup taşıyor ve çok ciddi bir nüfus oluşuyor. Ben insanımızdan istirhamım şudur, bir ilçenin belediye başkanı olarak lütfen geldikleri zaman özellikle gölümüzün kenarında Sivrice'deki alanları, mesire alanlarımızı, ormanlık alanlarımızı kullandıkları zaman lütfen bu konuda hassasiyet göstersinler. Çevre bilinci çevreye zarar vermeden dünyanın faydasına olan kararları alabilme yeteneğidir, alışkanlığıdır. Biz bu çevre bilincini tabii ki bir haftaya sığdırmak çok doğru bulmuyoruz. Biz bu bilinci farkındalık yaratarak nesillere aktarma çabasıyla biz bu etkinliğe başladık.